Bu resim aslında göremeyeceğimiz şeylerle alakalı. Şu an Londra'daki Ulusal Galeri'deyiz ve karşımızda Holbein'in 1533 tarihli Elçiler isimli tablosu duruyor. Solda Jean de Dantéville'i görüyoruz. Kendisi İngiltere'de yaşayan bir Fransız büyükelçisiydi. Sağdaki ise George de Selves, Fransız büyükelçisinin arkadaşı, bir başpiskopos, aynı zamanda kendisi de bir büyükelçi. Bu iki adam da İngiltere'de yaşıyorlar. İsveçli olan ressamımız Holbein da İngiltere'ye yerleşmişti. Çünkü orada iş bulabiliyordu. Bu resmi yaptıktan kısa bir süre sonra İngiltere Kralı 8. Henry'nin ressamı olacaktı. 8. Henry Roma'daki Katolik Kilisesi'nden ve Papa'dan kopmak üzereydi. Bu çalkantılı zamanlarda Fransız Büyükelçisi'nin de Henry'e göz kulak olmak için Londra'da bulunduğunu biliyoruz. Resimde İngiltere'nin o dönem yaşadığı karışıklığa göndermeler de var. Ancak bu bağlamda gördüğümüzden daha fazlasının olduğunu biliyoruz. Hadi gelin resmi incelemeye şu iki adamla başlayalım. Solda Jean de görüyoruz. Kendisi bu resmi sipariş eden kişi. Zira bu resmi evine asan kişi de oydu. Kürklü pelerini ve saten kıyafetleriyle çok zengin ve başarılı biri olarak resmedilmiş. Elinde bir hançer var. Hançerin üzerinde yaşı yani 29 yazıyor. Holbein bu kıyafetleri öyle ince ayrıntıyla çizmiş ki bu tam da Holbein'in ait olduğu kuzey geleneklerine yaraşır bir netlik. Sağda ise Georges de Cervi görüyoruz. Üzerinde daha mütevazi küplü bir pelerin var. Dirseği bir kitabın üzerinde duruyor. Bir tarafta kitap, bir tarafta hançer güzel bir zıtlık oluşturuyor. Bunlar aslında gayet geleneksel göndermeler. Bir tarafta aktif bir hayat, diğer tarafta daha düşünme odaklı duran bir hayat. Selvin dirseğini dayadığı kitabın üstünde de onun yaşı yazıyor. 25. Tabii ki iki figüre de ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Ama asıl önemli olan şey sanırım ikisinin ortasına bakmak. Ortadaki raflarda bulunan bu objeler resmin tam merkezinde yer alıyor. Holbein objelerin dokularını yansıtırken şahane bir gerçekçilik kullanmış. Elbette bu nesnelerin her birinin bir anlamı var. Yukarıdaki raflarda göklerle alakalı nesneler var. Astronomiyle alakalı, zaman ölçmeyle alakalı. Aşağıdakilerde ise daha dünyaya ait şeyler görüyoruz. Bir küre var, ut var, bir aritmetik kitabı ve bir ilahi kitabı var. Resim bir nevi kılavuz görevi görüyor. Solda aktif hayat var, sağda düşünsel hayat. Yukarıda göğe ait bölüm var, aşağıda ise yeryüzüne ait. Alt rafta açıyla kısaltılmış oda bir bakın. Utlar genellikle perspektifi öğrenirken çizilen objeler olarak bilinir. Ancak burada ustaca bir yorumunu görmekteyiz. Holbein o kadar titizlikle çalışmış ki yakından bakıp küçük detayları görmek mümkün. Örneğin Ud'a yakından baktığımızda bir telinin koptuğunu görebiliriz. Sanat tarihçilerine göre Ud'un telinin kopuk olması o dönemde Avrupa ve kilisedeki huzursuzluğu temsil ediyordu. Bunu hemen altındaki ilahi kitabında da görebiliyoruz. Açık ve o kadar güzel resmedilmiş ki okumak mümkün. Martin Luther'in ilahilerinden birinin çevirisi görünüyor. Oriental halıdan henüz bahsetmedik bile. Ayrıca bütün bu lüks eşyalar ve güzel kıyafetler mozaik bir tabanda duruyor. Fayansların döşemesi harikulade. Üstüne üstlük mükemmel bir lineer perspektifle yapılmış. Bu Westminster Abbey'de gerçekten bulunan bir yer. O kilisede bulunan döşemeler aslında bir tür şema ve evrendeki düzeni temsil ediyor. En önde yer alan bir biçim var. Bir öğrencim odunu andırdığını söylemişti. Sanki garip bir şekilde yerde duran bir ahşap parçası gibi. Bu şeklin ne olduğunu anlamamız için resmin sağ tarafına gidip biraz eğilmemiz ya da bir ayna yardımıyla bakmamız gerekiyor. Baktığımız şey aslında anamorfoz bir görsel. Yani açısal olarak uzatılmış bir resim. Ve bu anamorfik resimde aslında bir kafatası görünüyor. Resimdeki diğer şeylere odaklandığınızda anlayabileceğiniz bir şey değil. Yani tek bir seçeneğiniz var. Ya kafatasını görecek şekilde durursunuz ve diğer her şeyi kaymış olarak görürsünüz ya da tam tersi. Bu resmin yıldızı en önde ve tam ortada duran kafatası. Ölümün geleneksel simgesi. Memento Mori yani ölümün hatırlatıcısı. Aslında kafatası resimlerde sıkça gördüğümüz bir ayı. Burada dünyevi varlıkları kutlayan bir resim gördüğümüzü sanıyorduk. Ama birden bu anlam yok oldu. Dikkatlice resmin en yukarı sol köşesine bakarsak, perdenin arkasından küçük bir çarmıha gerilme heykelini görebilirsiniz. Burada udun ve yerdeki döşemelerin ne kadar gerçekçi işlendiğini konuştuk. Holbein böyle bir becerisi olmasına karşın, kafatasını gerçekçi olmayan bir biçimde resmetmeyi tercih etmiş. Yani doğaüstü olanı doğal perspektiflerle işlememiş. Bence Holbein gerçekten de zıtlığı görmemizi istemiş. Ut ile kafatasının ilişkisine bir bakalım. Kafatası öyle bozularak çizilmiş ki onun kafatası olduğunu anlamak oldukça zor. Bir şeyi sündürdüğümüzü düşündüğümüzde genellikle bu eylemi yatay ya da dikey olarak yaparız. Buradaki gibi çapraz olması çok ilginç. Alt raftaki ut daha önce söylediğimiz gibi perspektife uydurularak açısal olarak kısaltılmış. Açısı kafatasının bozulma açısına çok benziyor. Bu şekilde kısaltma da görüntüyü bozmanın bir türü unutmayın. Yani bu ikisi de aslında görüntünün bozulmasının birer örneği. Bir tanesi bizim dünyamızdakine benzer bir gerçeklik yaratmak için yapılmış belki de gördüğümüz şeyin gerçek olmadığını bize hatırlatmak için. Bu resim bu iki adamın hayattayken başardıklarıyla ve dünya tarihindeki insanoğlunun başarılarıyla alakalı gibi gözüküyor. Böylelikle resmin içinde saklanan iki öğe, çarmıha gerilme heykeli ve kafatası aslında bize dünya hayatının sınırlarına, insanoğlunun sınırlı bilgisine, ölümden kaçamadığına ve haçta gerili duran insanın fedakarlığına atıfta bulunuyor.